Duyarsam çevireceğim. Of, şu maske ne gol atmış ya. Dur. Heroic entilerle başladı T-Side'da. Windows'a doğru da yürüyecekler. Tek başına Jota kaldı. Cat 6. Bir tane hızlıca vurursa şansı olabilir gibi ama. Çok fazla açı var. Hangi birine bakacak? Jota iyi reaksiyon ama TSS havada. İlginç ya, T-Side'ın bu kadar meydandan aim fight kazanması çok kolay değil. Ama şuradan tabi P250 çok iyi vuruş. Sonra herkes aim fight'i kazanmış, baksanıza ya. Scout var Samay'ın elinde. Onun dışında iki tane SMG çıkabildi. Kit olmayacak. Ransom biraz problem olabilir. Ve çok özenli başladı bu arada. Böyle bir force'u kaptırmamak için. Efes Angal maçı ne oldu? Abi YouTube'da var. Ünlem YouTube. Giriyorsun hemen oradaki. Son maçı izliyorsun. Bitti gitti. Youngstar kulübe çıkışında 40 saniye kaldı. Heroic herhangi bir yerin kontrolünü almadı bu arada. Sadece meydana biraz yaklaşan bir TSS var. Explode meydan yardımına gelecek ama meydan kontrolünü kaybettiği anda geldi ve TSS İkili aldı. LNZ borudan çıktı ama yeterli değil. Samay bir tek var. İkincisi de var. 2'ye 3. Heaven'da bir smoke. Tabi Jota. Yani burada Armor ile beraber bu SMG'yi koruyabilir. Çıkıp ölmesinin çok da bir anlamı yok zaten. Kit de yok. Sonra gelsin özet olarak anlatsın, bize not verelim. Oğlum insanların ilkokul korkularını şey yapmayın dediklerini. Okudun mu bunu? Yarın gel özet olarak anlat. Bir tane scout, bir tane MP9 var önceki round'dan. Onun dışında eco diyebiliriz Sangal için.
Uff, exploit ince gördü. Meydanı ince gördü. İyi başlangıç. Şimdi bakalım Heroic ne yapacak? Rampaya doğru gidiyor gibi. Rampada scout var. Samay bir tane vurursa oradan iş karışabilir. Ama LNZ Nurse tarafından yakalandı. Şimdi aşağı hızlandırmak isteyecek gibi Heroic. Jota kontrol room'a geçti. Önü hemen smoke'la kapatılıyor. Smoke'tan çıkacak mı acaba? Denemeler var biraz. Jota'ya alan yaratabilir mi ama ya tabii mermilerin geldiği yere doğru herkes baktığı için smoke'tan çıkınca Jota problem kalmadı. Heroic için. Evet, smoke'tan oynayacak tabii. X-Wild'ın Youngster'ını falan saklayacağı bir şey yok. Tam tersi kill alırlarsa ekonomi demek. Kixon, bir kill daha. X-Wild kontrol room çıkışı şu tarafından yakalandı. Sokulan Youngster kutuyu bilmiyor tabi ama oralara doğru bakacak. Bir oyuncu yakaladı. Aslında Spade'den ikinci kill de gelir mi? Dexter öldü. Ama kill gelmedi. SMG'de iyi ekonomi olabilirdi o kill gelse. Şuradan iyi bir vuruşla başlamıştı rampta ama işte rampayı bu kadar rahat aldıklarında haritanın kontrolü bir anda kayboluyor. Bayağı iyi başlayan bu arada TSS arkadaşlar. Yani şu an 4 kill'de görünüyor ama neredeyse 100 ADR'la oynuyor. Onun iyi maça girdiğini söyleyebiliriz. Bu arada Shush'la birlikte hasar aldılar hemen round başı. Youngster bekliyor orada. Tesis. Yavaş yavaş aşağı doğru inecek mi bakalım. Samey orada AP ile bekliyor. Nerd Heaven'a doğru çıkacak. Buraya flash peek için flash var ama atacak biri var mı acaba? Sanırım atmayacaklar. Nerd de biraz bekledi. X-Slot da side tarafına çekildi. Yani side'de biraz sıkışılabilir. Meydan girişi flash geldi. Youngster öldü bile. Kixon gelecek yukarıdan X-Slot. Yeri anlaşılırken 3 tane kill geldi Enzi ile beraber. Ve Jota hemen yardımda. Son kill de Samey'den geliyor. Yani içeride güzel bir ikili oyun vardı. İki, iyi bir yardımlaşma. Elenze on fire. Beni ise... X-Wild meydan girişi son anda gördü. Yani yakalaması lazım bu pozisyonu. Çünkü TSS kutudan aşağı düştü. Crosshair'i biraz dağınık. Samey. İkinci mermi kaçtı. Ve smoke içerisinden Nurse'ı buluyor. Yani kolayı kaçırdı, zoru vurdu smoke'tan. Enerji tek kapı. 4'e 3 savunma. Kixon yalnız gap'i buldu.
Samuel bir jumpscare yemiştir herhalde. Döndüğü anda tek mermi. Yalnız 3'e 3'e geldi round. Ve harita kontrolü biraz kayboldu Sangal için. Yazi mazgaldan bakmaya çalışıyor aşağı. Eroncular yukarıda. Bunda oyuncu var ve Jota onu yakaladı. Avantaj tekrar şimdi Sangal'a geldi. Ama diğer iki oyuncu aşağı inecekler. Tam tersi 3 kişi yukarıda. Yani 2 kişi plant alıp aşağı yerleşirlerse biraz problem çıkabilir ki. Açık plant alacak. Jota geliyor. Jota peek alacak mı? Kuş bıraktı takım arkadaşını. Dexter buraya sıkıştı. Sağda olduğunu Jota henüz anlamadı. Şimdi fark edecek ama Dexter. Çok iyi vuruşlar Dexter'dan. Ama orada yani daha kontrol oynamak lazım. Samey'in bu vuruşları round'u getirmeliydi. ...4-1. Bu ekonomiyi de bayağı probleme soktu. İki tane USB'li oyuncu var. Bu ekoyu yaparken. Meydan hızlı oyun. Exploit. Samuel ile beraber. İki tane kill. Biri içeride, biri meydanda. Şuş. Youngster'ı da yakalamış. Drake 5. round'una gidecek gibi. LNZ timing attı smoke'tan. Rosa'dan bir tane tek sesi geldi bu arada. Uf. Bir tek daha. Şuştan gelen takas. Aylenzi'yi de vurdu. İki tane tek. Jota zıng zıng. Evet, kritik bir round. Biraz maçın kontrolünü kaybetti Sangal. Yani çok ciddi bir skor farkı yok ama oyuna girmek için CT side'da dün de söylediğim gibi yani o tıkanmaları yaşayabiliyor. Samey entry buldu. Çıkışı. Exploit iyi timing attı ama birebir takas. Yine de bir fazla vurmaya devam ediyor Sangal. Yaksak kulübe üzerindeki savunma pozisyonunda iki oyuncu aşağıda bir de rampa var. İşte içeri toplu halde girerlerse Youngstar tek yakalanabilir. O yüzden Jota yavaş yavaş Heaven'ın altına doğru geldi. Şimdi yukarı doğru çıkacak. Takım arkadaşına yardım etmek için. Tabi meydan kaybedildi. İçeride ne olduğu bilinmiyor. Bir ayak sesi yapıldı içeriden ama. Evet, buraya doğru prefa çıktı Nerds. Elenzi şuurluyken Kicks'ın Elenzi meydan savunmasından yardıma geldi ve Jota. Samuel biraz negatif enerjide ya, sanki hani bu long game baskısını en çok yaşayan oyuncu gibi biraz baktığımda. İçeri doğru rush mı gelecek diye baktım. Miro yine yerleşti. Sadece Nerds. Bu arada şuş. Çat sesleri geldi. Elenzi.
Ölmüş. Şimdi smoke'tan ooo nurse'de kill aldı. Kulübe üzerinde Sarmay var, o da yakalanıyor. İç savunması bu kez problem yaşadı. Yani Sangal'ın bir seriye çevirmesi lazım ama üst üste 2 round kazanamadı. Jota 35 can. Explode. Kuşu yakaladı. Yeri belli artık. Smoke'ların içerisinde olduğu, meydan geçtiğinde olduğu biliniyor. Bir tane flash. Şimdi bir boşluk buldu ama Dexter buraya bakacak. Çok dikkatli çıkmadı. Explode'dan gelen bir kill. 1'i 2'ye getir. 4 killik bir clutch gelebilir gibi. Geri döndü. 2 mermi daha. Sol köşe tahmin ediyor ama Kixon. İyi bir deneme. İyi bir deneme ama. Yani burada çok kötü iç pozisyonu savunmada. Elenzi de büyük ihtimalle wallbang'da yedi galiba meydan girişinden. Youngstar yine yok, evet 1'e 8 yani. O da performans olarak bence buralarda biraz problem yaşıyor. Yani Heroic 7-2 T-Side çok büyük skor avantajı olur. Kixon enerjiyi yakaladı. Yani tabii Sangal son şansa kalabilir. Yani son şansı da zaten saydık ya arkadaşlar bu gruptan çıkanları. Ya yani favoriler FaZe, Na'Vi, EF'ydi. Na'Vi ile zaten EF 1-2 olmayı garantilediler işte. 3-4 için FaZe burada en büyük favori. Sonrasında Heroic ile Sangal geliyor. Sangal'ın bir dördüncü olarak gruptan çıkma ihtimalini konuşuyoruz zaten. Yani NIP de işte Limvision zaten çok mümkün değil. Hani FlyQuest de bence çok mümkün değil. Ama Heroic, Sangal o dördüncü slot için NIP, ya NIP bilmiyorum ya, ben çok güvenmiyorum yine NIP'ye. Bence Sangal NIP'yi falan yenebilir yani. LNZ Dexter agresif kulübe savunması, birebir takas ve Youngstar şuşu yakalamış smoke'tan. Bu arada FaZe kaybederse NLP last chance düşüyor zaten onlardan. Çünkü Na'Vi değinmişlerdi. Youngstar bu arada biz söyledik. 2 killik bir katkı hemen. Samay'dan yine kötü bir round. Ses meydanda Kixon'la birlikte. Bomba düştü son kalan Ses. Yine Byron't yapacak kadar ekonomisi var Heroic'in. Bakalım sağ verecek mi Sangal'a ve Explode. İzin vermedi, 7. kill. Ya hareketleniyor tabi. Kamera da sürekli Samay'ı gösteriyor ya. Nuke yanlış mı tercih? Abi Sangal'ın çok oynadığı bir harita ya Nuke. Yani iyi de oynadığı bir harita seviye olarak düşündüğümüzde. Hani EF maçı başka bir hikayeydi bence. Ya burada şimdi CT başlamışken falan. Yani daha iyi oynaması lazım. Şu an Sangal kötü oynadığı için kaybediyor. Map'ten değil de daha çok. Sesse bu arada Dexter. 2 tane kill aldı. Nurse'un takasları geldi.
Elenzi Demir'den içeri girdi. Kicks'ın smoke sonrası bakalım Pirafire çıkacak mı? Oo, zıpladı mıpladı bir şeyler yaptı. Yanıksar güzel bir deneme ama TSS çok dikkatli bir oyuncu. Son kalan Jota ekstra yapmaya doğru gidiyor. Kulübeden girecek. TSS çatıda. Diğer oyuncular da meydan yürüyorlar. Aslında bir boşluk buldu ama bu boşluktan acaba arkalama şansı olur mu? Bunu nereye arkalayacak? Yanında ses yapıyorlar. 45 saniye var. İlk oyuncu yakaladı. Jota bomba düştü. Dexter çıkmıyor şimdilik. Bir tane smoke kullanacak Jota. Yanına geldi TSS. İşte bir şans oluştu. Ve ikincinin nerede olduğunu bilmiyor Jota. Jota 1v'si 1'e getirdi. SS bombayı aldı. 15 saniye var. O Jota bu arada aşağı indiğini sanmış galiba. Şöyle bir koşarak geldi hemen geri dönecek. Plant geldi. Jota ciddi bir can avantajı var. Hatta silah avantajı da var. Keleş de oynuyor Jota. Bir tane smoke. Smoke yepli olması lazım. Geçme. O tam kapatıyormuş orayı pardon. TSS anti mantıkla buraya geçti. Sanki kaçmış gibi yapıyor. Jota bakacak tabii ki köşeleri ama. Ve TSS çıktı vurdu. Ya 1v3'te çok iyi deneme. Evet ekonomi var hala. AP de aylandı. Ama biraz maç kontrolü ve Same ilk kill aldı ama ikincisi çok zordu zaten. Aşağı doğru hızlandırıyorlar. Et 6 Molly geldi. Jota. Aşağı indi. Şu an B bomboş bir de X-Loot geliyor Secret'tan ama buraya bakması biraz zor. Tam dönmeye karar verdi. Evet save diyorum ya. Yer değiştirmesi gerekecek oradan. Tekrar Secret'tan yürüyemez. Çünkü önünü kapattılar ama kalacak galiba diğer arkadaşları yürüsün önce bir diye. Şuş. Bir çıkış smoke geldi ama arkasında açısı çok kuvvetli Youngstar. Oradan çıktı vurdu. X-Lot'ta bir tane kill aldı ama Jota 1'e 2'de Dexter'a yakalanıyor. Ya Dexter'ın da gerçekten rifle'ı çok kuvvetli yani. İki roundu rifle'la aldırdı. Otomatik rifle'la. Bir tane hatırlıyorsanız alttan bir post plant pozisyonu vardı. İki vurdu. Burası da aynı. AP'si olmayınca da iyi vuruyor. Ha, şu round falan gelmesi lazım buradan. İşte bu roundun sonu. Yani çok az round çıktı ilk yarıda. Sangal kaybederse elenmiyor ama artık mağlubiyet şansı kalmamış oluyor. Ve oynayacağı iki tane maçı kazanması gerekiyor ondan sonra. Üst üste. Gruptan çıkabilmek için. FaZe de bitiremedi galiba diğer haritayı. Ona 2'den. ...11-8 olmuş. No touching on me, I'm so good.
Kix'in suratında hafif bir gülümseme bile oluşmadı ya şimdiye kadar. Nasıl bir mutsuzluksa. EPL niye kent turnuvasını değersizleştirdi? O ne demek ya? Ne alaka abi? Ben dünyanın en büyük Counter Strike ligi. Beş takım çıkmıyor dostum. Upper finalden iki takım, lower finalden bir takım, last chance'ten bir takım. Dört takım çıkıyor. Hadi bakalım. Ya tabanca şart tabii ki ama CT başladı yani Heroic de ikinci yarıya. Bayağı problem olacak Sangal için. Jota enter aramaya başladı. P250 ile beraber geliyor yavaş yavaş meydandan. Bir tane jump meydan giriş smoke mu geliyor? Ne geliyor? Jump smoke geliyor. O ne lan? Meydan giriş smoke gibi aslında biraz daha. İçeri girilecek gibi meydandan. Nerf sesleri duyuyor ama aslında meydana koşulacak Jota. Entry'yi buldu. Nerf smoke arkası. Yeri belli oldu. Bir tane vurmuş yine de. Heaven'a da bir tane headshot geldi X-Float'tan. Şuş meydan girişi hemen geri doğru çekildi. Her takip eti geldi ama şuş o mesafeden. X-Wall'da bir headshot ve TSS. Mermi değdiremedi. Same'ye. Nasıl bir anda round 3-2'ye geldi bilmiyorum ama uff. Videosundan bir tane tek attı. Enter ile başladı round. Sonra da 4'e 3. Ama önce 3'e 3 sonra devamı. Sıkıntı. Sıkıntı hocam. 10'a 3 oldu. Rick. Sangal'ın force'u var ama plant da olmadığı için bayağı sıkıntılı force. X-Float. Armorsız Galil oynayacak. İçeri doğru bir rush gelecekti ama şimdi bekleniyor smoke'tan. Şimdi Nate geldi, smoke'tan çıkış var. Dexter ikili almış. Körkör ikinci kill de geldi. Son kalan 3 oyuncu. Kulübe arkası. Şuş. MP7'la. Bir tane daha kill. Son kalan X-Float. Çatıya doğru çıktı ama rakibi de merdivende. Garip bir smoke. Bıçak da bekliyor. Bu mazgalda yapılan pozisyonun aynısı. Hani olur da buradan yürürse diye bonus almak isteyecek. Son kılığa Nurse'den. Artık bir tane eko yapacak Sangal diye düşünüyorum. 12'yi verme riskine girecek. Yapacağı bir şey yok. Ekonomi kalmadı çünkü. Yarıda. X-Float Nurse'u yakaladı. İyi başlangıç.
Orada yeni bir force kararı. Meydanda Dexter, Elenzi'den gelen takas var. Kix'in hala meydan girişinde. Şimdi Cat kontrolü alınabilir. Jota ile beraber X-Cloud'un 56 canı var toplam. Youngstar'dan güzel bir vuruş daha. Canlar azalmaya devam ediyor ama killer Sangal'a gidiyor. Önce de içeride. Hemen kontrol room'dan Youngstar'la beraber Elenzi. Bunları temizledi. Oyun B'de bitecek gibi. Ne oluyor? Smoke birbirine çarptı. Evet, bu silahları saklarsa Heroic yine buy yapacak zaten. Dexter ve Nurse kendini alabilir. Shush kendine M4 alabilir veya atabilir. Olur öyle. Bu da çok iyi olmuş bu arada X-Float. Oraya bakmazken. Evet, Dexter hatta AP bile almış. Biraz Dexter bir silah atsaymış ya keşke. Diğer oyuncuları da. İlginç bir yaklaşım konuya. Evet, 11-4. Sangal ufak ufak dönmeye çalışıyor ama işte hala biraz zor tabii. Yine meydan kullanmak isteyecekler. Meydan smokeları geldi. Hızlıca smoke kırıldı ama içerisinden kill gelmedi. X-Float Secret'e kadar geçti. Buraya hemen yerleşti. Smoke üzerinden. Bu arada Dexter takaslandı hemen. Yankıların üzerinde yüksek hasar var. Kuş beklenmeyen bir yerde ama yani profile gelir mi acaba? X-Float bakıyor. Molly geldi. Yakın mesafe. Hatta hareketlendi ama X-Float kill ve Simi'den gelen ikinci kill. Yine 2'ye 4. Bir kez daha save. Tesses. Ve Amide kaçırdı AWP ile ve Jota. AP'nin de kaçmasını engelliyor. Nurse'ün de yeri belli oldu. Jota'ya. Denemeler. Nurse AP aldı, kaçıracak. Flash pickler geliyor. Nurse üzerine hala flashlar geliyor. Bir daha kör oldu. Bir tane daha flash geldi artık. Ezber bir tane vuruşu var ama ekstrası yok. Oyun sonunda o kadar flash saklamazsın ya. Kaç tane? Şu bir tane video var ya, sürekli flash yiyor uzundan. Dust'taki de onun gibi oldu. Sürekli flash geliyor. Zantaresi videosu değil mi? Rake için şimdi bir eko zamanı. Hiç silah saklayamadılar. Bir tane tabanca çıktı, o kadar. Nurse yavaş yavaş garaja yerleşti. X-Float buraya girecek galiba. Meydanı almak istiyor çünkü. Ama sağa bakmayabilir. Baktı ve eliyle koymuş gibi. Çok rahat bir entry. Jota içeride, sesleri duyuyor. Üzerine doğru şimdi oyuncağa gelebilir. İlk oyuncuyu yakaladı, ikinciyi de yakaladı Jota. 17 can, problem yok. Son kalan Tesis. X-Slot yavaş yavaş geldi. Buraya girmek isteyecek mi?
Tabii dar bir alan. Yani bıçak da yeme riski, Zeus da yeme riski. Aşağı doğru X-Watt bir sıktı borudan. Tangle iyi direniyor. Yani çok kötü geçen bir haritaydı. Büyük oranda. Yani ikinci yanında tabancasını verdikten sonra özellikle. Bir heroik molası. Bayrant yapacaklar ve tabii biraz da artık maçı bitirmeye çalışacaklar. X-Watt meydan kontrolünde hemen çatıya doğru da atladı yanına. Enerji meydan kontrolü alındı. Buradan yine içeri gidilecek gibi görünüyor. Hatta oradan Catwalk'a doğru mu gidilecek acaba? Evet, Heaven altına doğru gidilecek. Şu fark etti, hemen bir tane flash atıp Heaven'a doğru çıktı. Buradaki fight çok belirleyici olacak. Meydanı kullanmak istiyor Sangal. Hatta buradan rampaya mı gidecek acaba? Nasıl TSS radyodan yürüdü. Jota ilk kill aldı ama Kix'in takasta. Şimdi buradaki fight çok belirleyici. Şuş. Bir tane oyuncu gelecekler. Youngstar geldi ve çok iyi prefight. Yukarıdan bekliyordu ama Youngstar aşağıdan çıktı. 4'e 3. Yalnız Molly faillendi. Kix'ine biraz timing yarattı. Molly ona çarptı ve X-Flout. Sağ meydandan gelen bir kill. Son kalan Dexter. On bir yedi. Özellikle meydanı kullanmak çok rahatlattı. Samay'ın de killleri var tabi. Son birkaç rounddur. Yani Heroic meydanı savunmak istemiyor. Yani meydana bakan oyuncu mesela bir iki bir şey atıp hemen içeri kaçmak istiyor. Öyle olunca Secret'a inebiliyorsun. Garaja oynayabiliyorsun. İşte Heaven'a çıkabiliyorsun. Bu kadar çok T-Side'ın Heaven'a kullanması aslında büyük problem savunma için. Yusuf çalışıyor link ya. Bir problem yok. Bir daha bak istersen. Veya copy paste yap.
Şimdi Dexter'ın AP'si dışında. Pistoller Heroic adına. Yine meydan kullanıldı. Rahatlıkla aşağı doğru 4 kişi inecek. İçeride Jota var. Limoncu çok teşekkür ederim abi güzel sözlere. Eyvallah. Dört kişi aşağı hemen Secret'tan yerleştiler. Daha hiç rakip görülemedi şuş dışında. O yüzden acaba aşağıda bir toplu savunma var mı? Hangal önce bir info alması lazım. Elenzi tek kapıya kadar geldi. Arkasında kontrol durum oyuncuları var ve siz ikili aldı, taglendi yalnız. Same yakalayabilir. Yakaladı onu. Kixon hala burada. Kixon headshot var ama o mesafeden yeterli değil. Dexter ikili aldı. 2'ye 3. Rampayı bekliyor. Çünkü Jota var orada. Bir tane Molly geldi. Yalnız Nerds bu arada tek kapıdan yürüdü. Buraya bakan kimse yok. Keleş aldı ve Samey onu yakalamış. Dexter mermisinde isabet var ama kill yok. Pardon, isabet de yok galiba. Diğer oyuncu vurmuştu Samey. Yani şurada aldığı kill önemliydi Samey'in. Yani kötü oynadığı zaman söylüyoruz ama orada aldığı kill çok kritikti. Burada da sonrasında zaten killleri almaya devam ediyor. 11-8. Bunun bir fake comeback olmaması için bu round'un da gelmesi lazım. Yine meydanı kullanmak üzere. İki smoke geldi. Arkasından X-Salt ile beraber yine Elenzi meydanı oynayacaklar gibi. Atıp geri döndüler. Bunu fake olarak kullanmak istediler. İçeri gidilecek. İki oyuncu sadece meydana bakıyor. İçeride sadece şuş var. Şimdi ufaktan Kixon İçeri yardım edecek gibi ufaktan. Şimdi içeriye execute için. Bütün bombalar hazırlandı. İçeride sucu var. Sucuya dikkat. Molotoflar geldi. Sucu ilk kili aldı. Sucu ikinci kili de aldı. Ve takas da alınamadı. Kixon uyuyor. Kixon fena uyuyor. İki tane kill ve X-Float. Dexter'la TSS kaldı. 3 vs 5'ten. Giden el geri geldi. Böyle bir saklama açısı mı varmış ya silah? Ekonomi var. X-Watt arayabilir. 10k. Samey'de 10k. Elenzi 2 canla hayatta kaldı. Hadi bakalım. Muazzam bir geri dönüş ikinci yarı. Heroic için bir tane daha. Eko round ama tabi iki tane silah kaçırıldı. Çok da zayıf bir eko round değil. Gördüğünüz gibi kitler var, armorlar var. İki rifle, bir tane SMG. Uff, Nurse'un kafa açıldı ve kill geldi Elenzi'den. Üzerine Kixon. Extra bu arada. 3v3'e giriyor. Testes içeriden pushladı. Dexter timing lane oldu. Samey'in ama. Mermi kaçtı Dexter'dan. Dexter buraya sıkıştı. Oo, şuş ne yapıyor? Youngstar risk aldı.
Youngstar risk aldı. Dexter yakalayacak gibi görünüyor. Dexter mermiyi kaçırdı ve Youngstar. Tekrar durum 2v2. Şuş. Youngstar aşağı mı inecek? Heaven'da mı kalacak? İkinci oyuncu arıyor bir yandan. Sessiz bir şekilde indi. Sami'den gelen kill. Yalnız görmediler TSS'i. TSS aramaya başladı. Altından rampaya gittiklerini anlamadı. Acaba fark edecek mi? Şimdi sesler geliyor rampadan artık. İndi TSS ama artık çok geç. Ve bu kadar hızlı arkadan beklemeyebilirler ya. Ama elinde MP9 var. Elinde MP9 var. İlk oyuncuyu yakalasa bile ikincisi çok zor ve Samey. Çok kritik iki tane kill. Tam bir maç roundu artık. Meydana smoklar atıldı. Henüz geçmedi Sangal oyuncuları. Birer tane daha smok aldılar. Yerden. Bir kez daha atıp sanırım bir kez daha kapatacaklar orayı. Line-up'lar yapıldı. İki tane smok atıldı hemen. Aynı yerlere tekrarlandı smoklar. Çıktı bir molly. Savunmaya geliştirmek için ama smoke kırdı Nerd. Smoke kırıldı. İçinden X-Load'u vurdu. İkiye doğru girdi bu arada ve Kix'in yakaladı Elenzi. Çok iyi timing oldu. Elenzi ikinci kill'i de almış. Nurse de yakaladı. Kendi şuş var, onu da vuruyor Elenzi. Dexter toparlamaya çalışıyor ama Molotov kendi üzerine. Yine bir save gelebilir. Elenzi en kritik yerde çıktı. 3 tane vurdu. Oynayacaklar. Smoke var. Oynayacaklar. Ninja mı deneyecekler acaba? Sanki ninja deneyecekler gibi. Artık atlamaları lazım bu arada. O kadar süre yok. Samey'den çok akıllıca vuruş çözebilirdi galiba. Son anda fark etti, döndü. Entil'le başlandı. Elenzi önce içeri, sonra dışarı, sonra tekrar içeri. İnanılmaz bir comeback. Muazzam bir comeback. Şimdi MP9'ları aldılar, yakın mesafe Kix'in yakalandı. Kix'in felaket bir maç geçiriyor yine. Kill sayısı falan
Sayı olarak normal görünüyor ama kritik roundların hepsinde öldü neredeyse. Jota sabırlı pozisyon. T-Base'de bekliyor. 5'e 2. Tangle için seri puanı gelecek. Heroic karşısında. Üst üste 9. round. T-Side'de. Üst üste 9. round. Sonic Round Bayrant yapar, evet. Zaten loss bonusu maksimum olduğu için. Yani 1k falan bırakmak yeterli. Şimdi yavaş yavaş Secret'tan aşağı doğru indi Sangal oyuncuları. Dexter bir kill aldı ama taktik B zaten. Rahat bir şekilde B'ye yerleşilecek. Şimdi Dexter'ın bir sonraki round keleşi olacak. O çok iyi olmadı ama ya şu an zaten son roundların giriş şeklinde baktığımızda hani rakipteki falan bir tane silah çok önemli değil. Genel olarak roundlar kazanılıyor. Zaten M4 alacaklardı. Yani keleş olmuş oldun. Hatta Dexter AWP alır. Keleşte birine droplar gibi. Ne oldu lan? Yat lan! İnternet kafe şeyleriyle. Geldik 24. rounda. 9 tane round üst üste. 12-11 Dexter. Hemen Secret'a gitti. Değişik bir açı. AWP'ye geçti. X-Slot board'a 43 kalmış. Yine meydan oynamaya çalışacak. Tabi Dexter bu kez aşağı inmeyi engelleyen bir pozisyonda. Bu sadece frag almak için değil. Yani bu takımın da artık meydan savunmasına hani bir çözüm amacıyla yapıldı. Oli geldi. Dexter oraya doğru gelmedi. Dexter burada çok beklemeyen bir şey yapıyor ya. Hiç tutmadılar burayı. Yalnız taktik içeri doğru giriş olacak. Dexter geç kalabilir. Smoke'tan yürüyecekler. Yakın mesafe Nurse. Birebir takas geldi. Elenzi. Jota ikinci kill. Şuş yardımda. Şuş aşağı atladı ve Youngstar. 3'e 2 pozisyon Dexter meydanda. SS'de meydanda. Smoke kırıldı ve Jota. Döndü maç. Betiler. Döndü maç. TSS kitte yok. Bir kill aldı. Aşağısına baktı ama artık hareketlenmesi lazım. Oyuncu arıyor. Site'de kimseyi bulamadı. Hala kiti yok. Hala kiti yok. Double pick. Betiler. Valla harbiden olsun muazzam geri dönüş ya. 10-0'la bitirdiler T-Side'de maçı. 10-0'la. 11-3'ten.